Değerli Dalaman Teşkilatı, hepiniz hoş geldiniz tekrar tekrar. Bugün divanımızı Dalaman ilçesinde yapalım dedik. Özellikle ilçe başkanlarımız, Fethiye ilçe başkanımız, Dalaman ilçe başkanımız, Marmaris ilçe başkanlarımız, Milas ilçe başkanımız, Fethiye ilçe başkanımız, Muğla il yönetimi, birim başkanlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün seçim arifesinde olan seçimler hazırlık çalışmasında ilk başta cesaretiyle kendisini öne atan, ben varım diyen Filiz Başkanımıza önce teşekkür ediyorum. Arkasından da Çetin Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi bugün burada ağırladığı için senin teşekkür ediyorum. Biz Yeniden Refah Partisi olarak inanıyoruz ki Dalaman'da mutlu olacağız. Çünkü refah gelecek, yüzler gülecek ve hep beraber mutlu olacağız. Bunun da ilk sinyallerini burada, bu mekanda, parti binamızda vermiş oluyoruz. Genel Başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan'ın bizlere vermiş olduğu talimat gereği her ilçede, her beldede, her mahallede başkanlıklar hızlı bir şekilde ilerlemekte ve bizler de diğer ilçelerimizde de hazırlık yapmaktayız. İsimlerimiz belli, adreslerimiz belli. Fakat biliyorsunuz ki siyaset bir satranç oyunudur. O yüzden biz bunları son ana kadar, en doğru kişiyi bulana kadar devam edeceğiz. Aday başvurularımız var ama biz satranç oyunu dediğimiz için daha sakin, daha ilmi, daha bilim çerçevesinde götürüyoruz. Dolayısıyla bugün burada bunun startını vermiş bulunmaktayız. Hem divanı burada yaparak hem başkanlarımızı, hem belediye başkan adayımızı, Filiz Hanım'ı, ilçe başkanımızı destekliyoruz. Hepimiz buradayız. Bunları destekliyoruz. O yüzden kendilerine tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Allah çıkmış olduğumuz bu yolda bize başarısıyla nail etsin inşallah. Bu arada aramıza katılamayan ilçe başkanlarımız için de mazeret bildirdiler kendileri. Dolayısıyla onların da kendine göre programları var. Onlara saygı duyuyorum. Çünkü çok hızlı bir sürece girdik. Bunun da tek tek meyveleri toplayacağımızı görüyoruz. Hepsi sağ olsun. Hepsi çalışıyor. Canı gönülden çalışıyorlar. Tabii eksiklerimiz var mıdır? Evet vardır. Ama biz bunu imkanlarımız çerçevesinde devam ettireceğiz. Biz diyoruz ki burada bütün Muğla mutlu olacak. Bunun başka çaresi yok. Çünkü biz mutlu olmazsak, Dalaman mutlu olmazsa Muğla mutlu olmaz. Muğla mutlu olmazsa Türkiye mutlu olmaz. O yüzden biz yokluk içinde, zorluk içinde bu davayı, bu bayrağı taşıyabildiğimiz en yüksek noktaya taşıyacağız. Ve burada görüyorum ki bu teşkilatın, bu topluluğun bir ışığıdır. Çünkü insanlarımızın, halkımızın, Dalaman'ımızın, Muğla'mızın ve Türkiye'mizin yeni bir ışığa ihtiyacı var. Yeni bir umuda ihtiyacı var. O umut biz olacağız inşallah. Ben konuşmamı toparlamak istiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, ayaklarınıza sağlık. Bu pazar gününde burada çoluğunuzun çocuğunuzun ayırmanız gereken zamanı buraya ayırıp, bu davayı ayırıp burada bulunmanız en kıymetlisidir. Bunu da bilip görüyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, değerli teşkilatımızın değerli mensupları, öncelikle saygıdeğer Dalaman ilçemizin değerli basını, öncelikle dün akşamki yaşamış olduğumuz bir felaketten dolayı bu Dalaman'da biraz daha ağır yaşandı. Biliyorsunuz Allah'ın vermiş olduğu bir tufan oldu. Öncelikle Dalaman'ımıza geçmiş olsun diyorum. Tabii Muğla'da Milas ağır biraz hasar aldı. Tabii ki bu bir doğal afettir. Buna yapacağımız bir şey yok. Ama yapacağımız bir şey var bizim. Belediye başkanlarımızı şehril emin, yani şehrin en emin insanlarına anahtarlar teslim edersek inşallah bu felaketlerin de biraz daha önüne geçebileceğimize inanıyoruz. Ondan dolayı şu anda Türkiye'de biliyorsunuz seçim süresine girmiş bulunmaktayız. 31 Mart'ta yerel seçimlerimiz var. Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan gecesini gündüzüne katarak şu anda tüm teşkilatlarda, çalışmalarda, Anadolu Buluşma programlarında
Bizler de il sorunları olarak, il başkanları olarak gecemizi gündüzümüze hasbelkader katarak işte bölgemizdeki yerlerde en iyi teşkilatları, en iyi başkanları çıkararak temel yoklamalarını yapmaya çalışıyoruz. Şu anda elhamdülillah Dalaman ilçemizde bunu gerçekleştirdik. Şu anda bu hafta evraklarımız Dalaman'a gitti ama birazcık geç kaldığımızdan dolayı 100 kişinin içine başkanımı açıklaması şey demedi, giremedi. Ama önümüzdeki ayın birindeki il başkanları ve bölge il sorumluları toplantısı inşallah açıklaması gerçekleşecek ve kendisi tabii ki genel merkeze çağırarak belgesi eline verileceğini %100 garantisini il sorumlusu olarak veriyorum şu anda buradan. Çünkü buradan niye veriyorum? Evrakları kendilerine teslim ettiğim için %100 garantisini veriyoruz şu anda. Şu ana kadar bizdeki süreçte Filiz Hanım'ın herhangi bir eksisi yok. Artısı olduğundan dolayı da bu onayı Sayın İl Başkanımın ve İl Yönetimimin onayıyla, ilçe yönetimi onayıyla bize teslim edildi evraklar. Ondan dolayı %100 garantisini veriyoruz. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonra ilçemizin birinde daha açıklaması olacak. Bugün büyük bir ihtimal evraklar gelmesi gerekiyordu buraya ama gelmiş. Evet, gencimiz burada. İnşallah orada da bir açıklamamız olacak. Tabii onun temal yoklamasını daha gerçekleştirelim. Temal yoklaması sonucunda onun da açıklamasını yapacağız. O ilçe bizde şu anda biraz sır kalsın isterseniz basının huzurunda. Arkadaşlar, dediğimiz gibi Milli Görüş davası rahmetlik Erbakan hocamdan sonra ikinci 40 yıl desturuyla çıktığında Fatih Erbakan bunu demişti. Film bitmedi, film yeni başlıyor. Evet. Rahmetlik Erbakan hocamdan sonra film yeni başlıyor. Tekrar inşallah Allah'ın izniyle ilk meşaleyi Dalaman'da yaktık. Tekrar Milli Görüş belediyeciliğiyle tekrar Türkiye Cumhuriyeti'ne Milli Görüş'ün var olduğunu, Milli Görüş harekatının bitmeyeceğini, Milli Selamet'ten bu zamana kadar sadece bayrak değiştirerek geldiğimizi göstereceğimizin sinyalini Filiz Hanım'la inşallah Dalaman'da vereceğimize buna canı gönülden inanıyorum. Çünkü kendisi gecesini gündüze katıp çalışan bir hanımefendi, Allah-u Teala'nın bir sözü var, çalışana veririm diyor. Ben öncelikle de rahmetli Erbakan hocam bize hep şunu anlatırdı toplantılarda. Düşmanını bilmeyen başarı sağlayamaz derdi. Bize hep İsrail'i anlatırdı. Filistin'e neden zulüm yaptığını. Önce düşmanımızı iyi bilmemiz gerektiğini şey derdi. Bunun da açık örneğini şu anda yaşıyoruz. Çalışana Allah veriyor. Çalışmayana vermiyor. İnşallah Allah'ın izniyle bugünkü il divanımızdan sonra Filiz Hanım tabii sahada şu anda. Onu yakından takip ediyoruz. Daha iyi bir şekilde kendine bu güçle beraber, bu sözle beraber, genel merkezin verdiği sözle daha iyi çalışacağına inanıyoruz. Allah bu divan, il divan toplantılarımızın bu bereketini tüm ülkelerimize, özellikle Muğla'mıza ve ondan sonra tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya vermesini istiyoruz. Çünkü biz sloganımızda tüm insanlık alemi için, bakın bu söz çok önemli, tek bireysel kişilere değil, tüm insanlık alemi için hizmet ediyoruz. Bugün Fatih Erbakan çıkıp da Filistin'de, Gazze'de yapılan olaylara kapadın şu şeyimizi dediğimizin noktası burada arkadaşlar. Orada çocuklar katledilirken Müslüman, Yahudisi değil. Kime yapılırsa bu zulüm, biz her zaman zulümün karşısındayız. İnsanlık aleminde yapılan zulümün her karşısındayız. Ondan dolayı tüm insanlık alemine hizmet edeceğimiz için desturumuz bu. Allah'ın izniyle de Dalaman'da bu hizmeti yapacağımıza inanıyoruz. Bu yolla çıktık. İnşallah bundan sonra basınımıza kapalı günden sonra geçeceğiz. İl divanımızı gerçekleştireceğiz hızlı bir şekilde. Ondan sonra tabii başkanımıza tabi olacağız. İnşallah beraber o önde biz arkada yola devam edeceğiz. Öncelikle bu toplantıya bugünümüzü ayırarak özellikle gençlere teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bayağı iyi. Gençliğin olmadığı, hanım kollarının olmadığı bir dava her zaman topal kalır. Size çok kolay düşüyor gençler. İnşallah burada da Dalaman'da bunu çok iyi görüyor. İnşallah çığ gibi Muğla'da gerçekleştirdi şu anda gençlik kollarımız. Ortaca'da kuruldu. Minas'ta şu anda son şeyinde bilgim yok ama orada da vardı bir gençlik olan. İnşallah iyi bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. Hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Basınımıza da ayrıca teşekkür ediyorum buraya kadar zahmet edip geldiği için. Dalaman'ımızın en güzel basını olduğunu söylediler bize. Telefonda bilgi verdiler. Sizi de tebrik ederim efendim. Görevlerinize başarılar dileriz. Evet, Allah hepinize sağ olun, var olun diyorum. İsmim Engin Akkaşoğlu. Öncelikle il başkanımıza, başkan sorumluluğumuza, il başkan teşkilatımıza ve ilçe başkanlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Diğer tüm arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Başkanlarım zaten burada olmak gayelerimizi, amacımızı, niyetlerimizi zaten anlattılar. O sözün üzerine çok daha fazla söz söylemek istemiyorum. Ama bizim ilçe teşkilatı olarak burada ben de
Çetin başkanımızla beraber, başkan adayımızla beraber söylediğimiz bir şey var, çıktığımız bir yol var. Dalaman'da unutulan köşe sokakların, yok sayılan insanların, yaşlılarımızın, çocuklarımızın sesi olmaya geliyoruz. Kendini kaderine terk edilmiş yeni nesilleri filizlendirmeye geliyoruz. Engelli kardeşlerimizin engellerini kaldırmaya, onların sahillerde doğayla, denizle, onların da bizler gibi huzurlu ve engelli olmadıklarını anlatacak şekilde onları da yaşatmaya geliyoruz. Memleketlerini terk edip güzel ilçemize kimi misafir, kimisi yerleşen, kimi gurbetçi, kimi ekmek kavgası için gelen Van'dan Kars'a, Samsun'dan Edirne'ye, Türkiye'mizin, bayrağımızın dalgalandığı her yerden buraya gelen kardeşlerimizle birlikte hep beraber ev ocak sahibi olmaya, hep beraber yurt olmaya, kimsesizlerle beraber, engellimizle, yaşlımızla birlikte Dalaman'da huzur bulmaya, huzur vermeye, Dalaman'ı daha güzel yerlere götürmek için hep birlikte el ele çalışmaya geliyoruz. Ve başkan... Ve Sayın Çetin Başkanımızın bir sözü vardı. Geliyor gelmekte olan sloganımızda devam ediyoruz. Allah yolunda öldürsün. Tekrar herkese teşekkür ediyor, saygılar sunarım. Sevgili kardeşlerim, Dalaman'daki haksızlığa, adaletsizliğe, hortumculuğa, garibanı, kurabayı ezenlere, efendilik döneminin bittiği, hizmet döneminin yeniden refahla başladığı, bugün de hep beraber buluştuk. Hedef önce tekbir. Bütün hizmet Allah için yapılacak. Allah için Dalaman imar edilecek. Allah için Dalaman'a dizayn edeceğiz. Kıbrıs. Ne yapacağız biz Kıbrıs'a? Derhal federe devlet görüşmelerine son vereceğiz. Neymiş bu federe devlet görüşmesi? Ya bizim bir bağımsız devletimiz var. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına ya? Bırakın şunu, efendim Amerika'nın hoşuna gitmez. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerikan bizi yönetecek. Neymiş bu federedir? Şu hale bakın, sözde bağımsız devletimiz, biz bu devleti tanımışız. Senelerden beri niçin uğraşıyoruz? Rumlarla bir devlet kuracağız, kendi bağımsız devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldıracağız. Bu nasıl inşallah? Kim zorluyor? Rum bizim peşimizde koşsun. Bırakın bu görüşmeleri kesin. Kesin de sizi 60 milyon alkışlasın. Sizi 1,5 milyar alkışlasın. Size 6 milyar insan selam dursun. Bırakın bu safsataları. Bak Refah Partisi meclise girdi ve sesleniyor ve ben de huzurlarınızda Rabbıma şükrediyorum ki ilk defa bunu burada bağırıyorum. Yahu Kıbrıs devletini tanıttırın, bırakın bu federe devlet saçmalıklarını Allah aşkına. Neymiş bunlar? Neymiş bunlar? Bak şu anda eğer Rauf Denktaş televizyonun başındaysa gözünden yaş akıyor. Yaşa Erbakan, bir sen varsın zaten burada diyor. Ben onu da duyuyorum.